ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Manisa'nın ve ilçelerinin gelişmelerini haber bülteniyle sizlere aktarmaya çalışacağız. Sevgili seyirciler, Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yunus Emre Belediyespor'un genç futbolcusu Samet Algun, memleketi Manisa'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde genç futbolcunun tabutunun üzerine mavi beyazlı forması konuldu. Manisa'da spor camiası bölgesel amatör lig takımlarından Yunus Emre Belediyespor'un 25 yaşındaki futbolcusu Samet Algun'un trafik kazasında hayatını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Afyonkarahisar İzmir Karayolu Asri Mezarlık yakınlarında dün gece meydana gelen kazada Samet Algun yönetimindeki 45 EK 160 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Akbaş'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada Algu, Akbaş ve Sadık Çalış ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan Algu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Bölgesel amatör lig takımlarından Yunus Emre Belediyespor'da forma giyen Samet Algun'un geçtiğimiz yıl Merve Algu'yla dünya evine girdiği ve henüz 2 ay önce baba olduğu öğrenildi. Öte yandan Algun'un yanında kazada ağır yaralanan Sadık Çalışınsa takımın masörü olduğu öğrenildi. Talihsiz futbolcu için Şeyh Fenari Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Yunus Emre Belediye Spor Kulübü Başkanı Arif Alkan, belediye başkan yardımcıları, takım arkadaşları ve sevenleri katıldı. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cenaze töreni öncesi Algu ailesine taziyelerini ileten Başkan Çerçi ve Kulüp Başkanı Alkan, başarılı ve sevilen bir futbolcuyu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Genç futbolcu Algun'un taputunun üzerine yeşil sahada giydiği mavi beyazlı forması konulurken cenaze töreninde annesi Selma, babası Osman ve kardeşi Melih ayakta durmakta zorlandı. Algun'un geçen yıl dünya evine girdiği eşi Merve Algu ise cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından genç futbolcunun naaşı omuzlara alınarak Kırtık Mezarlığı'na defnedildi. Samet Algu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde futbol maçının seyredildiği bir kahvehanede uyuşturucu bağımlısı 17 yaşındaki bir genç hiç tanımadığı bir adamı bıçakladı. Bıçaklanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken dehşetin yaşandığı dakikalarda kahvehanedeki bazı vatandaşların ise olaya tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı. Başına geliyor, bak gel, bak geldi, bak geldi. Hocaya bak, ne bakıyorsun? Bak, hocaya bak, bak. Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehanede maç izlendiği sırada alkollü ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen M.Ü. kahvehanenin önüne gelerek buradaki araçlara vurmaya başladı. Kahvehanede bulunan vatandaşlar da M.Ü.'ye bağırarak oradan uzaklaştırmaya çalıştı. O esnada içeride arkadaşlarıyla maçı izleyen Süleyman Özcan, gelen görüntüler üzerine dışarıya çıktı. S.Ö. ile göz göze gelen M.Ü. ne bakıyorsun dedikten sonra oradan uzaklaştı. Daha sonra tekrar kahvehaneye gelen M.Ü. konuşma bahanesiyle S.Ö.'yü kolundan tutarak dışarı çıkardı. Bir müddet S.Ö. ile konuşan M.Ü. belinden çıkardığı bıçağı S.Ö.'ye sapladı. Sırtından yaralanan S.Ö. can havliyle kahvehaneye doğru kaçtı. S.Ö.'yü ölümüne kovalayan M.Ü. kahvehanenin içine girmeden arkasına dönüp olay yerinden uzaklaştı. Kahvehanedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri geldi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Ö. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan S.Ö. tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. S.Ö.'yü bıçaklayan saldırgan M.Ü. ise emniyet güçlerinin başarılı çalışması sonrasında yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ü. cezaevine gönderildi. M.Ü.'nün benzer suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi. Evet. Tekrar bir çığlık geliyor. Tekrar dışarı çıkarıyor. Burada bir kafa atıyor. Kafadan sonra Süleyman can haline içeri kaçıyor. Tam buraya kadar gelip bıçağı burada yiyor. Tam burada oluyor. Evet. Yani. Hayır hayır hayır. Bıçak burada oluyor. İçeride oluyor. Evet. Süleyman içeri kaçıyor. Tamam mı? Bıçaklanma anı ve sonrası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dehşet anlarının yaşandığı dakikalarda kahvehanede oturan bazı müşterilerin masalarından bile kalkmaması dikkat çekti. Evet, izledik. İlginç bir haber. 17 yaşındaki bir genç hem alkollü hem de uyuşturucu bağımlısı elindeki bıçakla elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda gezebiliyor. Buna müdahale edilmiyor. Görenler olabilir, şikayet edilebilir aslına bakarsanız. İşin başka bir tarafına ben değineceğim sevgili seyirciler. Yani siz de görüntüleri izlediniz, gördünüz. Ortada bir arbede var, oraya gelen bir genç var. Alkollü olduğu belli, uyuşturucu bağımlısı olduğu belli. Belinden bıçağı çıkartıyor ve kahvehanede oturan başka bir gence saldırıyor. Ve içerideki insanlar, vatandaşlar, kahvehaneye gelen o vatandaşlar olaya müdahale etmiyor. Belki şaşkınlık anındandır. Çok da hor görünmemesi lazım ama yine de engellenilebilirdi. Çünkü kaçan ve kovalayan bir arbede var, bir karışıklık var ortada. Böyle bir olayda insanların donup kalması anlaşılabilir gibi değil. Şaşkınlık dedik ama yine de müdahale edilebilirdi. O gencin yaralanmasına engel olunabilirdi. Sevgili seyirciler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tırda yapılan aramada 9630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Salihli ilçe girişinde yol araması gerçekleştirildi. Kumaş yüklü bir tırı durduran ekipler tırda arama yaptı. Tırın depo ve tabanında yapılan aramalarda gizli bölümlere zulalı 9630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aramalar sonrası tır şoförü MNK ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten işlem başlatılan MNK, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şimdi olayın başka bir tarafına bakalım sevgili seyirciler. Kapalı yerlerde sigara içme yasağı konuldu. Sigara paketlerine ne marka olursa olsun zam getirildi. En düşük sigaranın fiyatı 10 lira. Onun altında zaten sigara alabilmek mümkün değil. Madem ki devlet sigara alınmasın diye, sigara tüketilmesin diye zaten sigarayı bırakma kampanyaları yapılıyor. Güzel, hoş. İlaçlarını da, sigarayı bırakmak için ilaçlarını da devlet veriyor. Bu da güzel, hoş. O zaman sigaraların alımına, tüketilmesine ve erişilmesine bu kadar çok engel olunurken o zaman üretimi de durdurmak lazım. Ha, diyeceksiniz ki çiftçiden ne istiyorsunuz? Çiftçi niye kazanmasın? Alternatif ürüne yönlendirilebilir çiftçi. Tütün üretimini o zaman tamamen ortadan kaldırmanız lazım. İthalatın da önüne geçmeniz lazım. Şimdi bu kaçak sigaralar neden tercih ediliyor? Çünkü diğer marka sigaralar çok pahalı olduğundan dolayı sigara tiryakileri daha ucuz sigarayı alabilmenin, ulaşabilmenin yolunu arıyor. Şu ekranda gördüğünüz bu kaçak sigaraların fiyatları en yükseği 5 lira 6 lira sevgili seyirciler. 3 liraya bile sigara almak mümkün, kaçak sigarayı almak mümkün. Özendirmek için söylemiyorum, yanlış politikalardan bahsediyorum. Eğer sigaranın tüketilmesine engel olunmak istiyorsa tütün üreticisi alternatif bir tarım kaynağına yönlendirilmesi lazım. Tütün üretiminin Türkiye'de bitirilmesi lazım. Türkiye hiçbir şekilde sigaranın giriminin engellenmesi lazım. İthalatının da engellenmesi lazım. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Türkiye'nin örnek projeleri arasında yer alan kentsel dönüşüm projesini Mutlu ve Lalapaşa sakinlerine anlattı. Projenin örnek bir dönüşüm modeli olduğunu aktaran Başkan Çerçi,
Lala Paşa ve Mutlu Mahalleleri dönüşümden sonra çok değerli, güzel bir alan haline gelecek dedi. Laleli, Mesir, Mutlu ve Lala Paşa olmak üzere 4 mahallede yaklaşık 80 hektar alan üzerinde yapılacak çalışmalar kapsamında Laleli'de bulunan Yunus Emre Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde Mutlu ve Lala Paşa Mahallesi sakinlerine yönelik toplantı gerçekleştirildi. Dolayı bu da yan yana iki parsel hakkında arasında. Toplantıda Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çelçi, Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı ve firma yetkilileri vatandaşa kentsel dönüşüm projesini anlattı. Başkan Çelçi burada yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm yaparken hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini kaydetti. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Böyle bir niyet olabilir mi? Ama öyle bir şey yapıyoruz ki bittiğinde altyapısıyla, yollarıyla, istinat duvarlarıyla, yeşil alanlarıyla, içindeki okuluyla, camisiyle, sosyal donatları ne varsa yepyeni bir şey çıkıyor ve bitişik nizam değil, bir altınızdaki Lala Paşa, Mutlu'nun alt mahalleleri gibi değil, hepsi ayrı. Hepsinin çevresinde bolca yeşil alanları olan müstakil binalar. Bazıları iki tane yan yana bitişik binalar, onun dışında hep ayrı binalar. 6 katlı, 7 katlı, şahane bir şehir kurmayı hedefliyoruz. Yunus Kent projesi bittiğinde gerçekten Sayın Çerçin'in anlattığı gibi güzel bir proje olacak. Yaşanabilir yeni bir kent yapılıyor Yunus Kent'te sevgili seyirciler. Akgedik'te 2019'da da birinci etap evlerinin Sayın Çerçi açıkladı. Hak sahiplerine teslim edileceğini söylüyor. Hayırlısı olsun, müjdeler olsun bu evlere giren, kazanan, çekilişte çıkan ve ev sahibi olan insanlara. Sevgili seyirciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan pamukta dekar başına 40 TL desteği havza bazlı olacak. Buna göre pamuğa 36 TL mazot desteği, 4 TL de gübre desteği verilecek. Pamukta verilen prim desteği ise 75 kuruştan 80 kuruşa çıkartıldı. Primin biz 1 lira olmasında ısrarcıydık ama bakanlığın bütçesi demek buna yetebildi. Bu kadarını açıkladılar. Manisa 118 No'lu Tarış Pamuk Kooperatifi Başkanı Cemal İnceler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan pamukta dekar başına 40 lira destekle ilgili açıklamada bulundu. Bu desteklemelerin havza bazlı olduğunu ifade eden Cemal İnceler, pamuğa 36 lira mazot desteği, 4 lira da gübre desteğinin verileceğini söyledi. İnceler, pamukta verilen prim desteğinin ise 75 kuruştan 80 kuruşa çıkartıldığını kaydetti. Gereken havzada ekilmek kaydıyla pamuğa 36 lira mazot desteği, 4 lira da gübre desteği, yani toplam 40 liralık bir destek öngörüldü. Bunun yanında daha önce 75 kuruş olan prim de 80 kuruşa çıkarıldı. İnceler, havza bazlı desteklenen prim desteğinin önemli bir sistem olduğunu ve dünyada da uygulandığını vurguladı. Güzel bir sistem, yani dünyada uygulanan bir sistem, olması gereken bir sistem. Çünkü suyun olmadığı bir yerde sulu tarım yapılması nasıl yanlışsa, o şekilde belirlenen havzalarla belirlenen üretimlerin yapılması da gerekli. Pamukta biz yaklaşık 21 ila 25 litre arasında mazot tüketiyoruz. Ki bunu da ortalama 22 kilo sayarsak, bir dekarda hemen hemen 4 liradan baz alsak mazotu, 86 lira gibi bir şeyimiz oluyor. Bunun da 36 lirasını şu an bakanlık karşılıyor. Bu iyi bir adım. Pamuğun her zaman desteklenmesi gerektiğini kaydeden Başkan İnceler, çok stratejik bir ürün olduğunu söyledi. Pamuk her zaman desteklenmeli çünkü çok stratejik bir ürün. Umuyorum ki seneye daha da ekim alanı artacak, daha da çok ekim olacak. Pamuk bu fiyatlarla, artı bu primle, artı bu destekle üretime devam ederse umuyorum ki önümüzdeki sene çok daha güzel bir sene olacak ve çiftçinin yüzünü güldürecek. Çünkü artık çiftçinin yüzü Mısır'la falan gülmüyor. O yüzden tekrar bu ovanın beyaza bürünmesi, beyaz altına dönmesi lazım. Kullanılan mazotun %60'ının vergiye gittiğine dikkat çeken İnceler, devletin denizcilere vergi gibi pamuk üreticilerine önceden vermesi gerektiğini belirterek, bakanlığın bu konuda çalışmalar yaptığını vurguladı.
kullandığımız mazotun yaklaşık %60'ı vergi. Bunu devletin denizcilere yaptığı gibi baştan bize ucuza vermesi veya çiftçi sertifikasıyla bizim bunu ucuza alabilmemiz gerekir. Biz bunu ancak 2018 yılında alacağız. Yani bu da çok geç geri dönüşü olacak. Ama bunların yavaş yavaş iyileştirileceğini umuyorum. Havalar iyi giderse Ekim ayında hasadın başlayacağını dile getiren İnceler, şu an için pamuk tarlalarında herhangi bir zararın olmadığını belirtti. Ekim'de başlarız. Şu anda yok. Şu anda artık yani ekilen tohumlar çok güzel. Hepsi sertifikalı. Çiftçimiz bilinçli ürününe bakıyor. Dolayısıyla hiçbir yerde öyle kurtlu murtlu bilmem ne falan haber almadık. İnşallah böyle gider. İyi bir yıl tamamlarız. Evet, Kooperatif Başkanı Cemal İnceler çok stratejik bir ürün dedi pamuk için. Aslına bakarsanız bu kadar önemli bir tarım ürünü. Tarım ürünü olarak düşünmemek lazım. Aslına bakarsanız sevgili seyirciler, tekstil sektörünün ham maddesi olarak düşünmek lazım pamuğu. Çünkü dünyada yaşayan tüm insanlar, tüm vatandaşlar giyinmek zorundalar. Veya kullandıkları tekstil eşyalarının bir şekilde ham maddesini temin etmek zorundalar. Ama Türkiye pamuğa başta bu kadar önem vermiş olsaydı, yıllar geçtikten sonra pamuğun öneminin, beyaz incenin, beyaz altının ne kadar değerli olduğunu, yıllar geçtikten sonra pamuk üretimi Manisa Ovası'nda tükendikten sonra, bitme noktasına geldikten sonra keşfedildi. Şimdi desteklemeye başlandı. 3 kuruşla bu iş olmaz. Biz nedense tarım sektöründe çok önemli yerlere sahip topraklara, verimli topraklara, ovalara sahip olmamıza rağmen, ki Manisa Ovası bunlardan bir tanesi, hep aklımız sonradan çalışıyor. Önce ithal ediyoruz, paralarımızı başka ülkelere kaptırıyoruz. Sonra da aklımız başımıza geliyor, tekrar özümüze dönmeye çalışıyoruz. Tekrar pamuk üretimine dönmeye çalışıyoruz şimdi. Ama üretici artık tarlasını pamuk ekmiyor. Birkaç tane üretici kaldı. Onlar da desteklenirlerse belki diğerlerine örnek olacaklar. Ve pamuk üretimi yeniden canlanacak, hareketlenecek. Beyaz inci Manisa Ovası'nı yeniden beyaza büründürecek inşallah diyoruz. Sevgili seyirciler, Tarış geçtiğimiz yıl kuru üzüm olarak ortaklarından 1100 ton civarında üzüm alımı yaptı. Üzümün 1000 ton civarını işleyerek piyasaya verirken 100 ton civarında işlenmemiş üzümün depolarda hala beklediği açıklandı. ...2017 yılı üzüm hasadının başlamasıyla birlikte Tarış üyelerinden ürün alımı yapmak için hazırlık çalışmalarına başladı. Tarış üyesi çiftçiler Ağustos ayında Tarış'a rekolte taahhüdü yaparak verecekleri üzüm miktarları hakkında rakamsal beyanlarda bulundu. Bunun üzerine çiftçiler alımların gerçekleşeceği 1 Eylül 2017 tarihini beklemeye başladı. Çekirdeksiz kuru üzümün 2015 yılı ürünündeki ilaç kalıntısı bahanesiyle ihracattan başta Rusya olmak üzere Türkiye'den almış olduğu üzümden vazgeçince üzümcü daha da bilinçlendirilerek 2017 yılında üretici ilaç kalıntısının olmaması için ürünlerini daha dikkatli yetiştirmeye başladı. Gerek iç piyasada gerekse dış piyasada yeniden pazar payını arttıran kuru üzüm için Rusya ve bazı Balkan ülkeleri Türkiye'den alım kapılarını açtı. Dış ülkelere ihracatın yapılması için Tarış gerekli girişimleri yaparken yeni ürün içinde ihracat talebinde bulunan ülkelere verilmek üzere gerekli girişimleri yapmaya başladı. Piyasalardaki fiyat belirsizliği, ihracattaki duraklama nedeniyle üreticiler ürünlerini açığa dökmemek için direnirken, hükümetin acil çözüm üretmesini, piyasalardaki dengesizliğin önüne geçmesi için müdahalede bulunmasını istiyor. Destekleme verilirse açığa üzüm vermek istemediklerini belirten üzüm üreticisi, tüccarın eline bakmak istemediklerini, taban fiyatın üreticiyi memnun edici şekilde mutlaka belirlenmesi gerektiğini belirtti. Her defasında anlatıyorum sevgili seyirciler. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün illerinde tarımla ilgilenen veya organize sanayi bölgesi olan illerde şu ithalatın önüne geçemedik efendim. Şimdi bizim üzümümüz efendim niye satılamadı?
içerisinde kalıntı var diye. Peki Portekiz'in, Çin'in, Rusya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın kokuşmuş çikolataları, kurtlu bisküvileri, kurtlu diğer gıda ürünleri bizim Türkiye'mize çok kolay ithal edilebiliyor ve biz de onları marketlerden hiç bilmeden, anlamadan alıp tüketebiliyoruz. Üzümümüzün bu şekilde heba edilmesi aslına bakarsanız siyasi başarısızlıktır. Her şey siyasette dönmüyor mu zaten Türkiye'de veya diğer ülkelerde? Amerika nasıl kendi ürününü Türkiye'ye postalamaya çalışıyor, ithal etmeye çalışıyor, para kazanıyor? Bizim siyasilerimizin, hükümetimizin, Tarım Bakanlığımızın, müsteşarlarımızın, milletvekillerimizin biraz daha dikkatli olması lazım. Bakın üzüm konusunda Sayın Muzaffer Yurttaş'ın, önceki milletvekilimiz, AK Partili milletvekili ve aynı zamanda ETV'de program yapıyor. Muzaffer Yurttaş'ın başlattığı okul üzümü projesi çok güzel bir projeydi. Ne diyoruz? Haberde 100 ton civarında işlenmemiş üzümün depolarda hala bekletildiği açıklandı. 100 ton üzüm nasıl depolarda bekletilebilir ve kaç sene bekletebilirsiniz? Diyeceksiniz ki soğuk hava depolarında. Yine de bekletemezsiniz. Yine de mutlaka kurtlanma olur, bozulma olur. Ondan sonra çöpe dökeceksiniz. 100 ton üzüm. Yazık, günah. Fiyatını düşürebilirsiniz, piyasaya satabilirsiniz. Okul üzümü projesine devam edilebilir. Öğrencilerimize, çocuklarımıza, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Marmara, Ege, neresi olursa bütün öğrencilerimize bunlar dağıtılabilir. Hem okul üzümü projesiyle çocuklarımız bu değerli gıda maddesinden yararlanır, hem de alışkanlık haline getirilir üzüm tüketimi. Zekadır, bunu bilmek lazım ama siyasilerimizin beceriksizliği yüzünden üzüm üreticisi ve sektörü bu şekilde kan ağlıyor. Devam edelim. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi Et Kombinası'nda incelemeler yaptı. Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan kesim yerleriyle hayvan satış alanlarında incelemeler yapan daire başkanları, vatandaşların Kurban Bayramı'nda sıkıntı yaşamaması için bütün önlemlerin alındığını, amaçlarının vatandaşların sağlıklı hayvanların kurban edilmesi ve sağlıklı etlerin tüketilmesi olduğunu açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş'la Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Et Kombinası'nda incelemelerde bulundu. Daire Başkanları Akbaş ve İra, Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan kesim yerleriyle hayvan satış alanlarında incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. Ona göre helal kesim burada yapın. Aydoğan İra, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmaları yerinde kontrol ettiklerini dile getirdi. Bir eksik gedik var mı? Ne yapabiliriz? İşin neresindeyiz? Bunu her yıl olduğu gibi bu yıl da gelip bizzat yerinde kontrol ederek baktık. Herhangi bir eksik görünmüyor. Olursa zaten bilgimiz oluyor. Belli bir gün sonra zaten zaman yaklaşıyor. Burayı sabit memur arkadaşlarımızı da veriyoruz biz. Bariyeri, araç giriş çıkışı ne gerekiyorsa burada büyükşehirin ilgilendiği, vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması açısından ne gerekiyorsa bütün önlemler alınıyor. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Kurban Bayramı'nı Allah'ın izninden hiçbir sıkıntısız atlatmayı düşünüyoruz. Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ise İl Kurban Komisyonu'nun 1 Ağustos tarihinde toplanarak kesim yerleri, kesim ücretleri ve satış yerleri gibi belirli kararlar aldığını belirtti. 1 Ağustos tarihinde İl Kurban Komisyonumuz toplandı. Burada belli kararlar aldı. Kesim yerleri, kesim ücretleri, satış yerleriyle ilgili. Biz de bu bağlamda zabıta dairemizle beraber, veteriner ekibimizle beraber kesim yerlerinin bir ön denetimini yaptık. Büyükşehirimize ait mezbahamızda. Daha sonra da satış yerlerini şöyle bir baktık ama daha yeni yeni artık vatandaşlarımız geliyorlar. Tabi burada amacımız vatandaşımızın sağlıklı etleri tüketmesi, sağlıklı hayvanların kurban olarak değerlendirilmesi. Daire Başkanı Akbaş, vatandaşların kurban kesim yerleri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini de dile getirdi. Vatandaşlarımızın toplu kurban yerlerinde daha çok kurbanlarını kesmeleri, sakatatlarını mümkün olduğunca eğer kendi bahçelerinde, diğer yerlerde kesiyorlarsa derin kuyular içine, çukurlar içine gömmeleri, kedi köpeklerin ve diğer tilki gibi hayvanların çıkarıp tüketmemelerini sağlamaları gerekiyor ki bulaşıcı hastalıkların önüne geçebilelim. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararına göre Manisa merkezde kurban satış yerleri ile kesim yerleri şu şekilde belirlendi. Şehzadeler ilçesi, Canlı Hayvan Borsası, Yunus Emre ilçesi,
Muradiye Belediye Şantiyesi ve Ortaköy Piknik Alanı olan yerde Küçükbay Satış Yeri, Kurban Kesim Yerleri, Şehzadeler İlçesi, Canlı Hayvan Borsası yanındaki Et Entegre Tesisleri, Alaybey Mahallesi Cumartesi Pazar Yeri, Perşembe Pazar Yeri ve Nurlupınar Mahallesi Pazar Yeri, Yunus Emre İlçesi, Laleli Cumartesi Pazar Yeri, İtfaiye Daire Başkanlığı Bahçesi, Karaköy Pazar Yeri ve Yeni Horozköy Pazar Yeri. Sevgili seyirciler, temel sorunlarının altyapı, elektrik ve yol olduğu Bostanlar Mahallesi'nde Muhtar Ramazan Keskin başta olmak üzere tüm mahalle halkı bir türlü gitmeyen hizmetlerden oldukça şikayetçi. Sevgili seyirciler, bugün Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Bostanlar Mahallesi'ndeyiz. Manisa Yuntdağ bölgesi Bostanlar Mahallesi Muhtarı Ramazan Keskin, 2004 yılından bu yana muhtarı olduğu mahallenin sorunlarına çözüm aramaya devam ediyor. Mahalleliyle birlikte altyapı problemini çözmek ve hala ahşap olan eski elektrik direklerini değiştirmek için mücadele ediyor. Bakalım sorunlarımız nelermiş, muhtarımıza soralım. Sıkıntılarımız altyapı. 76 senesinden beri aydınlatma direklerimizin sıkıntısı var. Aydınlatma direkleri ağaç direk olduğundan dolayı rüzgar yağmurda esinti yaptığı zaman lambalarımız, ışıklarımız gidiyor. Bunların bir çözüm getirmesini diliyoruz. Vatandaşımız bu yönden bize tepki yaratıyor. Siz MASKİ'ye ne zaman başvuru yaptınız altyapı sorununuzla ilgili? 2014-2015 arası MASKİ'ye başvurduk. Daha öncesi de özel idare zamandan plan proje hazırdı. Altyapı yapacağız diye bize bu zamana kadar bir çözüm getirmediler. Ramazan Keskin mahallesinde yaşanan yol sorununa da değindi. Asfaltlarımız bozuk, yollarımız dar olduğundan sıkıntı yaratıyor. Araçlarımız bir türlü kaza sebebiyet veriyor yani. Onun için yollarımızın düzelmesine, asfaltlanmasını istiyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Soma ilçesinde 300 yıllık geçmişi olan Deniş Mahallesi, mahallede kurulacak kömür madeni nedeniyle boşaltılıyor. Mahalleliler 300 yıllık geçmişlerini geride bırakarak yeni yerlerine taşınacak. Bir yandan ülke ekonomisine sağlanan katkı, diğer yandan da Soma'nın var olma cevheri olan kömür. 300 yıllarını verdikleri köylerine, arazilerine, çocukluklarının geçtiği hatıraları da beraberinde götürecek. Manisa'nın Soma ilçesinde dört bir yanı madenle çevrili, kömür kokan köylerden biri olan Deniş Mahallesi, Türkiye Kömür İşletmelerinin Deniş 2 adlı enerji projesi alanında bulunması nedeniyle başka bir alana taşınacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri mahalle sakinleriyle bir araya gelerek kabulaştırma ve köyün taşınması için iskan duyurusuna çıkılacağını bildirdi. İkinci şart, ikamet şartı. Kabulaştırılacak yeri olanlar. Sürecin başladığını belirten yetkililer, ilerleyen süreçte köyün taşınacağı yer ve evlerin şekillerinin belirleneceğini vurguladı. Mahalle sakinlerinin yıllarca iç içe oldukları maden sahası nedeniyle taşınacak olmalarına bir yandan sevinirken diğer yandan da üzülüyor. Çocukluklarının ve hatta ömürlerinin geçtiği mahallelerinden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşayan mahalleli, diğer taraftan yıllarca tozunu, toprağını, kokusunu çektikleri kömürün kirliliğinden kurtulacak olmanın sevincini yaşıyor. Mahalle sakinleri Soma merkeze yakın konumda bulunan bir yer talep ediyor. Toplu iskan sebebiyle köyümüzün kamulaştırılması söz konusu. Bize şu anda resmi olarak yer söylenmiyor ama bizim bildiğimiz kadarıyla tabanlarda Çerkezhami diye de bir de Aldan tarafında bir yer olduğu şeyindeyiz biz, duyumlarını aldık. Ama bizler dualar mevkiinde bir yer var mera olarak. Şu anda gerçi Ormaniye ile Hazine arasında davalık ama işte bu yeri bekliyoruz. Aslında biz bu yeri istiyoruz köylü olarak. Bu konuda da kimse şu ana kadar bize bir yardım eden, yardımcı olan da yok. Yani biz gerekli yerlere gittik geldik. Gerekli yerlere de başvurularımızı yaptık ama şu ana kadar herhangi bir bilgi ya da böyle iç açıcı bir şey gelmedi. Sevgili
Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile birlikte Ağustos ayı başında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Damla Dinçer ile dünya üçüncüsü Betül Durmuş'u makamında ağırladı. Almış oldukları derece nedeniyle sporcuları tebrik eden Başkan Çelik, sporcular ile antrenörlerini altın hediye etti. Hadi bakalım. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 3-11 Ağustos tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Damla Dinçer'le dünya üçüncüsü Betül Durmuş'a almış oldukları başarı nedeniyle altın takdim etti. İnşallah. Tamam. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de Şehzadeler Belediyesi'ndeki takdim töreninde sporcuları yalnız bırakmadı. Evet. Bunu da siz takarsanız. Nice şampiyon öğrencilere takılıyor değil mi? Sağ olun. Sağ olun. Başkanlık makamında düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Demir Arslan, Emre Kurt ve Başkan Yardımcısı Bilal Demir katıldı. Hedef var tabii değil mi? Var. Tabii gençler kategorisinde. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının büyük başarılara imza attığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle konuştu. Şehzadeler Belediyemiz Spor Kulübü'nün sporcuları büyük başarılara imza attılar. Uluslararası bir müsabakada ülkemizi temsil ettiler. Bir dünya şampiyonumuz ve dünya üçüncümüzle bir aradayız. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının başarılarının bir tesadüf olmadığını ifade etti. Çocuklarımızın bize hediye ettikleri başarı, doğrusunu isterseniz tarihten ve dünyadan alacağımız olan başarıların küçük bir numunesi. Bu millet daha büyük başarılara sonuna kadar layık. Bu küçük adımlarla inşallah hedeflediğimiz büyük başarılara gideceğiz. Bu başarı diğer başarılar olduğu gibi asla bir tesadüf değil. Buna inanıyorum. Bunda Şehzadeler Belediye'mizin, belediye başkanımızın şahsında, belediye tüzel kişiliğimizin çok büyük payı var. Sevgili seyirciler, Yunus Emre ilçesi Kaynak Mahallesi'nde 20 yıl önce açılan ve 17 yıl bir fiil hizmet veren Haydar Bahçin Kütüphanesi yaklaşık 3 yıldır atıl vaziyette. Kütüphanenin son halinden oldukça rahatsız olan Kaynak Mahalle Muhtarı Oktay Güngör ve mahalle sakinleri yaşadıkları sorunları ETV ve Denge Gazetesi'ne anlattı. Kurulduğundan bu yana yetişkin ve çocuk olarak ayrı okul bölümleriyle halka 10 yıl kütüphane hizmeti veren bina, son 7 yıl çocuklara kreş, bale, müzik gibi çeşitli güzel sanatlar alanında eğitimler veriliyordu. Bina yaklaşık 3 yıldır atıl vaziyette. Kaynak Mahallesi Muhtarı Oktay Günger, binanın neden boşaltıldığını bilmediğini ifade etti. Çok eskiden beri kütüphane olarak kullanılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak. Daha sonra belediyemiz Bülent Kar zamanında çocuklara yönelik, okul öncesi çocuklarına yönelik çok amaçlı salon olarak kullanılmaya başlandı. Bale gibi, folklor gibi çocuklara hizmet vermeye başladı. 3 seneden beri böyle atıl durumda kalmaktadır. Buraya kötü niyetli kişilerin geldiği görülmektedir. Vatandaşımız şikayet etmektedir. Buraya baleciler uğradığı vatandaşlar tarafından iletilmiştir. Burasının bir an önce biz tekrar çocuklara yönelik çok amaçlı spor veyahut da kültür hizmeti verilmesi amacıyla yeniden faaliyete geçmesini istiyoruz. Şu kütüphanenin atıl durumdan kurtulmasını istemekteyiz. Mahalle sakinleri de Muhtar Oktay Günger'e destek verdi. Mahkeme ne olduğunu da bilmiyoruz şu anda. Bu şekilde atıl durumda duruyor. Yani şu an hangi belediyeye ait olduğu kesin belli değil mi? Bilmiyoruz yani. Şunu bilmiyoruz. Tabii belediyelerden onu öğrenebilir ama biz sorduğumuzda mahkeme devam ediyor dendi yani. Ya bizim amacımız yani Kaynak Mahallesi'ne
bu atıl durumda olan bu yeri tekrar çocuklarımıza kazandırılması. Bu kütüphanenin tekrar hizmete girmesi için bu mahşe durumdan kurtulması lazım. İçerisinde Bali çocukları veyahut da yaramaz çocuklar gece ve gündüz rahatsız oluyoruz mahalle olarak. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, yeni sezonda 3. Lig 1. grupta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon açılışını kurban keserek yaptı. Halil Unutmak tesislerinde bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular yeni sezonun sakatlık olmadan, kazasız, belasız ve hayırlı olmasının temennisiyle kurbanlarını kesti. Önümüzdeki hafta Yomra Spor'la deplasmanda karşılaşarak yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon açılışını kurban keserek yaptı. Halil Unutmak spor tesislerinde bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular yeni sezonun sakatlık olmadan, kazasız belasız ve hayırlı olması temennisiyle kurban kesti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, teknik heyet ve futbolculara yeni sezonda başarılar diledi. Sezon açılışımız için Manemen Spor'la yapacağımız bir hazırlık maçında hem bundan sonraki sezonumuzun inşallah kazasız belasız, güzel iyi geçmesi anlamında bir kurban kesimi yaptık. Allah hepimizin hayır uğurlu etsin, kazasız belasız kılsın, güzel başarılar gelsin inşallah. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı geçtiğimiz sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor'da geçiren başarılı pasör Selin Yurtsever'i kadrosuna kattı. Manisa'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yurtsever, şampiyon olmak için Manisa'ya geldiğini belirtti. Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, başarılı pasör Selin Yurtsever'i renklerine bağladı. Yeni sezonda yeşil beyazlı formayla mücadele edecek olan Yurtsever için Halil Unutmak spor tesislerinde imza töreni düzenlendi. Selin Yurtsever, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Öncelikle böyle güzel bir kulüpte forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Manisa için elinden geleni yapacağım ve sezonu umuyorum en iyi noktada bitireceğiz. Emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki hedefim şampiyonluk, şampiyon olmak için buraya geldim. Başka bir gelişme daha var sevgili seyirciler. Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen tecrübeli oyuncu Aslı Türker ile sözleşme imzaladı. Manisa'ya büyük bir hedef doğrultusunda geldiğini belirten Aslı Türker, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u hedefimiz doğrultusunda olması gerektiği yere çıkartmak için buradayız diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor'dan tecrübeli orta oyuncu Aslı Türker'i kadrosuna kattı. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen Aslı Türker, tecrübesini Manisa Büyükşehir Belediyespor için ortaya koyacak. Türker, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a büyük bir hedef doğrultusunda geldiğini belirtti.
ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.